Siz Hürriyet'teydi o zaman. Erdoğan, neydi Erdoğan? Erdoğan. Bak orada şey yoktu, şey. Şey oradaydı, Cezayir oradaydı, aşağı kere. Üç dört kadar şey arayın gözüme, orman yapsın, anladın mı? Değerli meslektaşlarım, Alanya Spor'un çok değerli yönetiminin, başkanının davetiyle bugün bir araya geldik. Alanya'da spor medyasını buluşturan hem sohbet etme hem dertleşme hem de karşılıklı görüş alışverişi amaçlı bir etkinlikte bir araya geldik. Tabii ki programımız süresince Sayın Başkanımızın ifade ettiği konuları çok güzel notlar şeklinde üzerimize düştüğü kadarıyla aldık. Bundan sonraki süreçte Alanya Spor'umuzun mevcut durumundan çok daha iyi koşullara gelebilmesi, özellikle de spor ve teknik anlamda demiyorum bunu. Zaten yönetim kurulu ve sporcularımız, futbolcularımız ellerinden geleni yapıyorlar. Ki takımımızın geldiği nokta bunun bir göstergesi. Ama tabii ki Alanya'dan beklentiler var, medyadan beklentiler var. Bu hususta biz Alanya medyası olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her zaman öncelikle Alanya Spor'un faydasına, ardından hepimizin, medyanın, şehrimizin faydasına ve toplamında da Alanya markasının faydasına gerekli katkıyı ve desteği sağlamak üzere her zaman göreve hazırız. Alanya'yı da bu açıdan bir göreve çağırmak istiyorum. Çünkü başarı kolay elde edilmiyor. Arka planları tabii her zaman çok iyi bilmediğimiz için verilen zorlukların, üstlenilen sorumlulukların ve güç şartların nasıl aşıldığını bazen gerçekten göremiyoruz. Bu hususta Alanya Spor'un skora bakarak değerlendirmeyelim, skorun arka planı noktasında da desteğe ihtiyacı olduğunu, çok daha güçlü ve uzun süre sürdürülebilir pozisyonda varlığına devam etmesi için arka planın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Benim bu noktada Alanya'dan, taraftardan, Alanya yönetenlerden bir gazeteci olarak, cemiyet başkanı olarak ve spor basını, bunu da yakından takip eden arkadaşlarımdan aldığım bilgi olarak talebim budur. Biz birlikte çalışmaya, Alanya'nın, Alanya Spor'un istediği noktaya, istediği koşulda gelebilmesi adına göreve hazırız. Başkanımıza ve yönetim kuruluna tekrar kolay gelsin diyorum. Gerçekten zor işler, basit işler değil, sadece devler değil. Dünyayla, dünya sporuyla da yarışan bir takım. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteğe hazırız. Kıymetli basın mensupları, bugün Alanya Gazeteci Cemiyeti Başkanımız Gaye Hanım nezdinde Alanya basını ve spor basınında kahvaltıda bir araya geldik. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Başkanımız olmak üzere. Başkanımız da anlattığı gibi tabii Alanya Spor bizim kırmızı çizgimiz. Alanya Spor'umuzu bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da özellikle basın mensuplarıyla hep beraber yönetmeye çalıştık. Geçmiş zamanlarda biliyorsunuz Alanya Spor sahipsiz kaldığında, başkan çıkmadığında diyelim, o zaman da gazeteciler cemiyeti yine sahip çıkaraktan gazetecilerden oluşan bir yönetim oluşturmuşlardı Alanya Spor'a. Ben bunu her platformda anlatıyorum. Onun için biz yine hep beraber Alanya Spor'umuzun her konusunda beraber hareket etmek ya da bazı sorunlarla alakalı beraber birlikte oturup masaya yatırıp birlikte çözülmesini sağlamakla alakalı çalışmalar yapmamız gerektiğini bugün bir kez daha başkanımızla da sizlere de mutabık kaldık. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine sizlerle sık sık bir araya gelip Alanya Spor'umuzu bu sorunlarını nasıl daha ileriye gidebiliriz hep birlikte paylaşıp sizlerin de fikirlerini, düşüncelerini alaraktan hep beraber hareket etme ortamında yine hep birlikte hareket edeceğiz. Bugün yine bir kez daha yeniledik bu düşüncemizi. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine hep beraber Alanya Spor'umuzla alakalı, Alanya'mızla alakalı çalışmaları hep birlikte yapacağız inşallah. Şimdi tabii geçen sene de yani belli bir süre lider bitirmiştik ama bu sene lig daha çok farklı. Bu sene hem Anadolu takımlarının olsun hem de takımların üst sıraları hedeflemesi bakımından üst sıralarda da alt sıralarda da bayağı bir karışık durum var. Baktığınız zaman üst sırayı zorlayan takımların da bu sene çok olması itibariyle tabii bizim de son haftadaki Giresun maçını aldıktan sonra 3. sıraya gelmemiz bizim için de tabii ki güzel bir şey. İyi bir
skor da oldu bizim için. Son 4 haftayı iyi geçirdik. Tabii futbolda inişli çıkışlı bir grafik olduğu için her hafta sıralamalar değişebiliyor. Bu ligin sonuna kadar da bu ligin sıralamaların değişeceğini gözlemliyoruz. Biz de Alanyaspor olarak gerekli çalışmalarımızı inşallah yapıyoruz. Tabii ki bizim de amacımız, hedefimiz yine en iyi bir yerde sıralamada bitirmek. Avrupa Kupası hedefi yok mu? Ya şimdi tabii ki yani en iyi bir yerde bitirmek tabii ki mutlaka bir hedef koyar. Tabii ki hem sıralamada olmak istiyoruz hem kupada olmak istiyoruz. Ama tabii futbolun amacımız, hedefimiz o doğrultuda. Ama futbol bu. Her an ne olacağı belli olmaz. Dediğiniz gibi tabii ki Avrupa Kupası'nda oynamayı herkes ister. Herkes gibi, herkes olduğu kadar biz de çok istiyoruz. Ama nasip kısmet. Elimizden gelen her şeyi yapacağız onun için. Ya şimdi onu bekliyoruz. Tabii devre arasında transferler kolay olmuyor. Yani sadece oraya transfer yapmak amacıyla yapmak da bizim mantalitemize uymuyor. Onun için gözlemliyoruz, bakıyoruz. Oraya bir futbolcu, biliyorsunuz biz geçmişte Wagner Love'ı da transferin son gününde almıştık. Bekliyoruz şu anda hem teknik heyetimizde hem de transfer komitemizde değerlendiriyoruz. Duruma göre bakacağız ama onunla alakalı şu anda çok acil belirlemiş bir şeyimiz yok. Çünkü var futbolcular ama hem bonservis gerekiyor hem kira gerekiyor. Ama biz onun en iyisini yapmak için düşüncelerimiz var. Bekleyip göreceğiz inşallah. Tabii ki burada bir her şeyden önce teknik direktör değişikliğini vurgulamak lazım. Oyun sistemini vurgulamak lazım. Futbolcuların işte biraz performansının arttırmasıyla alakalı. Biliyorsunuz ilk maçta da 10 tane falan olmayan oyuncumuz vardı. Başakşehir maçında. Teknik direktörümüz de o maçta sahanın takımın başında yoktu. Berabere kaldığımız maçta. Tabii bizim takımımızda işte gol atabilen oyuncular var. İşte Emir Akbaba var. Efecan atıyor. Davison atıyor. Orta sahadaki oyuncularımız atıyor. Novais atıyor. Novais'in de son haftalarda performansının yükselmesi, işte asistler yapması, takıma katkı sağlaması, diğer oyuncuların işte Oğuz Aydın diğer taraftan tabii ki bunlar önemli. Tabii yeni teknik ekibimizle birlikte takım biraz daha böyle canlandı, biraz daha şekli şemalinde farklılıklar oldu. Bu zaten bunu gözlemleniyor. Onun için tabii santraforsuz çıktığımız maçlarda da doğrusu 3 maçta galip geldik. Tabii futbolcu golü hep santrafor atacak diye bir şey de yok. Her futbolcu gol atabilir. Defanstan da gelip futbolcu gol atabilir ama tabii takımın da mutlaka santraforu olmalı.